Şuara TV'de sağlık bilgileri. Çam kozalağı suyunun hiç bilmediğiniz 5 faydası. Artık evimizde sadece süs olarak değerlendirmek yerine yiyip içeceğiz de. Çünkü kendileri tam bir şifa kaynağı. Faydaları neredeyse hiç duyulmamış özel bir bitki çam kozalağı. Evlerde çoğu zaman dekor amaçlı kullanılan kozalağın faydaları öyle çok ki duyduktan kendisini reçelini bile yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Birincisi, solunum ve akciğer rahatsızlıkları, öksürük, tıkanma, astım rahatsızlığı ve balgam çıkarma gibi hastalıklarda oldukça etkili. Eğer sigara kullanıyorsanız ciğerlerinizi temizlemek için de birebir. Bakın öyle ki cümlelerime şimdiden ünlem koymaya başladım. Gerisini siz düşünün artık. İkincisi, çökmüş bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemini arttıran kozalak doğada nadir bulunan özel bileşenlere sahiptir. Kış boyunca hasta olmamak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek adına suyunu içebilir ya da reçelini yaparak kahvaltıda tüketebilirsiniz. Üçüncüsü, yıpranan saçlar. Çam yağına biraz daha alışık haldeyiz. Çam kozalağı yağını yıpranmış saçlarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Saçlarınız dökülüyorsa da yine seçiminizi çam yağından yana kullanabilirsiniz. Dördüncüsü, psikolojik sorunlar, stres, sıkıntı ya da bunalım halindeyseniz çam yağı koklamak sizi yatıştıracaktır. İsteğiniz doğrultuda yastıklarınıza ya da çamaşırlarınıza birkaç damla damlatabilirsiniz. Yastıklarınıza damlattığınız çam yağı rahat bir uyku uyumanızı da sağlayacaktır. Beşincisi, odaklanma sorunu. Odaklanma problemi yaşıyorsanız bunun için çam suyundan faydalanabilirsiniz. İçtiğiniz çam suyu sizi yatıştırarak odaklanma problemini ortadan kaldıracaktır. Çam kozalağı suyu nasıl hazırlanır? 5 adet yeşil çam kozalağını doğrayın. İsterseniz bütün de bırakabilirsiniz. Dezenfekte etmeyi unutmayın. Derin bir kaba ya da tencereye içme suyu ekleyin. Doğramış olduğunuz çam kozalaklarını suya ilave edin. 24 saat boyunca demlendirin. Bir gün beklenmesinin sonucunda yarım saatte kaynatın. Uygulamanın sonunda bal ile tatlandırabilirsiniz. Günde bir bardak tüketebilirsiniz. Doğadan gelen şifa kaynağı da olsa kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bilmediğiniz bir rahatsızlığınız varsa içtiğiniz su durumu tetikleyebilir. Çam pekmezinin faydaları nelerdir? Çam kozalağı pekmezi nasıl yapılır? Çam kozalağı pekmezi yapımı her ne kadar uzun sürse de vücudun hemen hemen her noktasında pek çok faydası vardır. Çam kozalağı pekmezinin faydaları nelerdir? Çam kozalağı pekmezi, bronşit ya da astım gibi solunum rahatsızlıklarını tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda öksürük önleyici ve balgam söktürücü özellikleri de vardır. Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. İçerdiği mineraller dolayısıyla sigaranın etkilerini azaltır ve akciğer rahatsızlıklarının ortaya çıkmasının önüne geçer. Grip ve nezle gibi sık karşılaşılan hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ortaya çıkan semptomları yok eder. Hastalık yokken kullandığında hastalığın ortaya çıkmasını engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsaklarda enfeksiyon ve mikrop oluşmasının önüne geçer. Böylelikle sindirim problemlerini daha başlamadan çözmüş olur. Kabızlık önleyici etkisi bulunmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonların oluşmasına engel olur. Bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların kullanımında her türlü çocuk hastalığının ortaya çıkmasını engeller. Solunum yolu rahatsızlıklarından sonra vücutta hissedilen hastalık etkilerinin ve nefes darlığının giderilmesi için çam kozalağı pekmezinin düzenli kullanımı önerilmektedir. Çam kozalağı pekmezi nasıl yapılır? Öncelikle toplanan kozalaklar bir gün boyunca ılık suda bekletilmelidir. İçine bir dilim limon ve eser miktarda sirke eklenir. Bu içerisinde yer alan mikropların öldürülmesi ve kozalakların temizlenmesi açısından önemlidir. Bir gün sonunda kozalaklar durulanır ve kurutulur. Ardından çekiç ya da benzer bir araçla kozalaklar tek tek kırılır ve içi açılır. Bu şekilde içi açılan ve ezilen çam kozalakları 8 saat boyunca kaynatılır. Bu kaynama sonunda kozalakların suyunun rengi kırmızıya dönecektir. Ardından kozalaklar içinden ayrılır.
ve kazanda kalan suya şeker eklenerek bir süre daha kaynatılır. Ardından çam kozalağı pekmezi hazır hale gelene dek demlenmeye bırakılır. Genellikle süs amaçlı kullanılan çam kozalağı insan sağlığı için oldukça faydalı. Özellikle kaynatılıp hazırlanan kozalak şurubunun solunum yolu hastalıklarından olan astıma ve bronşite iyi geldiği söyleniyor. Çam kozalağı ve kozalak şurubunun faydaları çok az kişi tarafından bilinir. Oysa ki çam kozalağından sadece süs amaçlı değil, sağlıklı karışımlar hazırlamak için de fayda sağlanabilir. Kozalak şurubu bu nasıl yapılır? 5 adet çam kozalağı geniş bir tencereye konur. Üzerine geçecek kadar su ilave edilir. Bu halde 24 saat boyunca bekletilir. Ardından tencere ocağı alınarak yarım saat kaynatılır. Yumuşayan çam kozalakları suyun içinden çıkarılır. İçine birkaç yemek kaşığı bal ilave edilir. Hazırlanan çam kozalağı şurubu arzu edildiğinde içilebilir. Günlük tüketimi bir çay bardağı ile sınırlı olmalıdır. Çam kozalağının reçeli de faydalı. Yarım kilo kozalak ve 10 adet kuru incirin üzeri yarım kilo şekerle kapatılmalı, 2-3 saat kadar beklenmelidir. Ardından üzerlerini geçene kadar su ilave edilerek ateşte kaynatma işlemi yapılmalıdır. Su koyulaşıp kıvam alana kadar kaynatılmalı oluşan köpükler alınmalıdır. Çam kozalağı şurubunun faydaları. Kozalak şurubu astım ve bronşit gibi hastalıklarda tedavi edici etkiye sahiptir. Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Kozalak şurubu bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu hastalıklara karşı korur. Mikroplara karşı vücudun dinç kalmasını sağlar. Metabolizmayı düzene sokar. Uyku sorunlarının üstesinden gelir. Kozalak şurubunun sakinleştirici etkisi vardır. Stresli anlarda tüketilebilir. Piknik hatıralarının en güzel detaylarından biridir çam ağaçları, değil mi? Buram buram çam kokan, yemyeşil alanların verdiği o huzur ile eve döndüğünüz anda o tabiata hasret duyarsınız. Hasret duymakta haklısınız. Çam ağaçlarındaki şifa ruhunuza işlemiş adeta. Astımın dostu, çam kozalağı çeşitleri nelerdir? Siz onu sadece çam olarak biliyorsunuz. Fakat kendi familyasında 115 çeşidi olduğunu biliyor muydunuz? Genel kültürümüze bu bilgiyi ekledikten sonra ülkemizde yetişen 5 çeşit çam vardır. Haliyle kozalakları da farklılık gösterecektir. Ülkemizin ev sahipliği yaptığı çeşitler Halep çamı, sarı çam, kara çam, kızıl çam ve fıstık çamı olmak üzere karşımıza çıkmaktadır. Karadeniz bölgesinde sarı çam yoğun olarak hayata tutulmuştur. Çam kozalakları dişi ve erkek kozalak olarak cinsiyete ayrılır. Farkları ise dalda kalma süresidir. Erkek kozalaklar dalda daha az süre tutunurken dişi kozalaklar dalda uzun süre kalabilir. Dişi kozalaklar erkek kozalaklara göre bir nebze daha büyüktür. Çam kozalağını böyle herkes bilmez. Ya astım hastalarının yolu düşmüştür ya da köy halkının doğal ve sağlıklı yaşama aşkı onları tanıştırmıştır. Solunum rahatsızlıklarının en doğal ilacıdır. Öksürme, astım, bronşit ve rahatsız edici balgam durumlarında size şifa olacak niteliktedir. Vücudun ihtiyacı olan mineralleri bünyesinde barındırır. Sigara içenlere şifalı bir haber verelim. Akciğerlerinizi temizler ve daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Soğuk ve hastalıklı geçen kış günlerinde sizi ayakta tutacak, vücut direncinizi koruyacak bir şifa olarak akıllarda kalsın çam kozalağı. Çam kozalağı yağı saçlara sürüldüğünde saçları beslediği ve canlılık verdiği görülür. Daha sağlıklı saçlar için haydi çam kozalağı ile tanışın. Kokusunun verdiği rahatlıkla stresli günleriniz de size enerji ve huzur verir. Stres giderici bir şifa olacaktır. Metabolik sorunlar yaşıyorsanız düzen almanız için çam kozalağı ile yola çıkmalısınız. Eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da bilgilenmesine yardımcı olun. Daha fazla video için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şuara TV sağlıklı günler diler.